Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Models konusunun tüm neredeyse kullanımlarını tek tek görmeye çalışacağız beraber. Şimdi önce Models ne? Onu bir anlamaya çalışalım. Models dediğimiz yapılar İngilizce'de özne ve fiil arasında gelip cümleye anlam katan yapılar bunlar. Hangi anlamları katıyorlar? Mesela ability anlamı yani yetenek anlamı katıyorlar. Yani can, ya da kult yapıları biliyorsunuz. İngilizce'de cümlelere yetenek anlamı katan yapılar. Ya da permission yani izin verme anlamı katan yapılar var. Yine bunlar can, may ve kult olarak söyleyebiliriz. Request dediğimiz yapılar ise rica yapıları yani yapabilir misin? Karşıdaki birinden bir şey istiyorsunuz. Burada da yine can, kult, would ya da will kullanılabileceğini söyleyelim. Az sonra bunlara detaylı olarak değineceğiz offers belirten yani teklif belirten yapılar can, may ve shall olarak yine söyleyebiliriz. Suggestion ve advice aşağı yukarı aynı anlamdalar zaten. Öneri ve tavsiye diyelim biz. Should, ought to, had better da var tabii ki. Ya da could, could'un da böyle bir anlamı var. Az sonra buna da değineceğiz. Yine obligation belirten yapılarımız yani must ve have to yapılarının farklarına bakacağız. Ve logical deduction dediğimiz yapılara bakacağız yine. Logical deductions dediğimiz yapılar neler? Mantıklı çıkarımlar yapmak. Yine modelslar bu konuda da kullanılabiliyor. Mesela bir durum var. Bu durumda bunun örneğine bakalım isterseniz. It can't be Jane because she is on vacation gibi bir cümle var. Yani telefon çalmış. Telefonla arayan Jane olamaz. Ne yaptınız? Mantıksal bir çıkarım yaptınız. Neye göre? Çünkü onun tatilde olduğunu düşünüyorsunuz. Doğal olarak Kant'ı bu şekilde kullanabiliriz. Mesela ya da olabilir. It could be Dave demiş mesela. Ya da might, may bu şekilde kullanılmış. I don't know bilemiyorum. Belki de Dave'dir. Yine ihtimal düşmüş ama mantıksal bir çıkarım. It must be yine aynı şekilde. Burada da bir mantıksal çıkarım var. Tom olmalı diyorsunuz. Yine neyden dolayı çıkarıyorsunuz? Başka biri arıyor olamaz gibi bir çıkarımınız var. Şimdi nasıl kullanıyor model verbs dediğimiz yapılar? Özne ne olursa olsun. Özneden sonra hemen model verbsiniz yazıyorsunuz. Herhangi bir ek almıyor hiçbiri. Yani özneye göre değişmiyorlar. Fiil de özneye göre değişmiyor kesinlikle. O yüzden kurulması dediğimiz gibi cümlenin biraz kolay. Model verbünüzün anlamını bilir. Nasıl kullanacağınızı bilirseniz yazmanız yeterli. Özneye bakmıyorsunuz. Fiili de aynı şekilde ilk haliyle base form dediğimiz haliyle yazıyoruz. Olumsuz yaparken de Mesela you should dediğiniz cümleniz olumluydu. You should not yani not ekini eklemeniz yeterli. Soru yaparken de yine basit bir şekilde ne yapıyorsunuz? Model verbsinizle öznenizin yerini değiştiriyorsunuz. Cümlenin yardımcı fiiliymiş gibi hareket ediyor yani burada. Herhangi başka bir yardımcı fiile ihtiyaç duymuyorsunuz. Ne haricinde? O to ve have to haricinde. Sadece bunların yardımcı fiili do yardımcı fiiliyle soruluyor. Yani do you have to. Ya da the şeklinde soruyoruz. Diğerleri kendisi bir yardımcı fiilmiş gibi hareket ediyor. Yani might'sa might ise başa alıyorsunuz. Should'sa should ise başa alıyorsunuz. Evet can biliyorsunuz yetenek belirten bir yapı zaten. I can dedikten sonra fiilimizi kullanıyoruz. Tüm öznelerle ne dedik kesinlikle değişmez. Fiilin ilk hali kullanılır. He can play the guitar demiş mesela ve e, olumsuz durumda da kenin iki farklı yazılışı var bunu da söyleyelim kenat birleşik halde de yazılabilir ya da kant şeklinde de yazılabilir fark etmez ikisi de kullanılabilir ama uzun yazacaksınız nat yapısını kenle birleştirmeniz gerekiyor ayrı yazmamanız gerekiyor geçmişteki yeteneklerden bahsederken de kantın geçmiş halini anlatan kulsla kurmamız lazım cümlemizi şimdi geçmişte bahsettiği kısım bu ben şimdi ağaçlara tırmanamıyorum diyor. Geçmişte ise tırmanabilirdim diyor. Şimdiki yapıyı yani şimdiki yeteneğini Ken ya da Kant'la anlatmış. Şimdi tırmanamıyorum ama geçmişteki yeteneğini gördüğünüz gibi kultla anlatmış. Kult nasıl belli eder kendini zaten cümlenin içinde o zamanı veren bir yapı vardır. Mesela when I was younger demiş ben gençken tırmanabilirdim. Bu zaten geçmiş zamanlı olduğunu belirtiyor yapının. Ya da yine ben öğrenciyken demiş I was a student dedi yine geçmişten bahsediyor. Doğal olarak cümlesindeki anlatacağı şeyi kultla kurmuş. Yine kulun cool sonuna da not getirerek olumsuz da yapabiliriz. Geçen yıl bu kadar uzağa koşamazdım demiş mesela burada. Could not ya da couldn't yine birleştirmiş gördüğünüz gibi. E bu da yine geçmişteki yeteneğin olumsuz halinden bahsederken konuşuyoruz. Ama gelecekte kullanacaksak can ve could devreden çıkıyor. Bu sefer gelecek yeteneklerimizi will be able to yapısıyla anlatıyoruz. Yani will can diye bir yapı yok. Onu söyleyelim. Can Şimdiki zamanda, geçmiş zamanda will be able to ise yeteneklerin gelecekte anlatıldığını, gelecek zamanla ilgili anlatıldığı kısımda kullanılacak yapımız. Mesela daha çok çalışırsam işte ne yapacağım? Konserlerde çalabileceğim. Bu neyi anlatıyor? Yeteneğini, böyle bir yeteneğe sahip olacağını anlatıyor gelecekte. Olumsuz hali ise Kant'ın won't be able to şekline gelebilir. Yani yapamayacağım, edemeyeceğim, işte orkestraya katılamayacağım ya da çok nadir de olsa will be unable yani unable yine able'ın an yapısıyla olumsuzluk ekiyle olumsuz yapıldı yapıyı da kullanabiliriz. İzin istemek ya da birinden ricada bulunmak için yine kullanacağımız yapılar var. Birincisi kendi zaten en çok kullanılan yapı. Can I have some popcorn? Biraz ne alabilir miyim? Mısır alabilir miyim? Could yine benzeri bir şekilde ama biraz daha resmi durumlarda, formal durumlarda işte iş durumlarında ya da yabancılarla konuşurken denilmiş burada. Could yapısında kullanabiliriz. Could I sit here? Buraya oturabilir miyim sorusundaki gibi ya da işte M yapısı da yine kullanılabilir. Çok çok resmi durumlarda may I make an appointment gibi M yapısı da sorularda bizim için bir rica ya da işte izin isteme anlamı da tabii katıyor bunlar. Permission dediğimiz şey burada izin istemek. Cevapları yine duruma göre yes you can'le de verebilirsiniz. Ya da işte I'm sorry, I'm afraid gibi yapılarla karşıdakinin ricasını karşılayabilirsiniz. İşte üzgünüm, yapamam. işte I can't gibi yapılarla. Teklif anlamında da yine kullanılabilen yapılarımız neler? Ken ve may yapıları bunlar. Aynı zamanda birine bir şey yapmak için teklifte bulunmak. Mesela karşıdaki kişinin kitaplarına yardım etmek istiyorsunuz. Can I help you carry those? Yani bunları taşımına yardım edebilir miyim sorusu. Bakın burada yine biz edebilir miyim diye çeviriyoruz cümleyi ama bizdeki yetenek değil artık. Rica anlamındaki ebilmek anlamını kapsıyor. Yine Resmi durumlarda daha resmi durumlarda may yapısının kullanıldığını da söyleyelim işte sizin neyinizi montunuzu alabilir miyim kotunuzu alabilir miyim sorusunda. Yan tarafta can ve may ile ilgili örnekler var yine gördüğünüz gibi hepsi karşıdakine teklifte bulunurken kullanılan yapılar. Bir de tabii shell yapısı var Amerikan İngilizcesinde kullanılmasa da şöyle söyleyelim shell'in anlamı biraz daha şu siz işte bir duruma karşı bir şey öneriyorsunuz ve bu önerinizin işte iyi bir fikir mi olup olmadığını aslında tam emin değilsiniz. onunla ilgili aslında biraz daha anlam buna yakın. Yani karşıdakine shall I open the window derken aslında bunun sizin sunduğunuz fikir karşıdaki için iyi bir fikir mi değil mi? Biraz daha bunu tartarken kullanılan bir yapış Shell e, good idea diye cevap vermiş zaten karşıdaki de dikkat ederseniz. Ya da shall I carry it for you sizin için taşıyabilir miyim? Yine biraz daha resmi bir durum var burada da. Should, should biliyorsunuz tavsiyelerde kullandığımız yapılardan birisi. Cümlede Melimalı anlamı katıyor ama Melimalı anlamı katan birçok yapı var. Şuldun kattığı tek anlam karşıdakine çok güçlü bir tavsiyede bulunurken kullanıyorsunuz. Yani hava çok güneşti ne yapmalısın sen şapka giymelisin burada. Şult ve Weir yapılarını görüyorsunuz. Şult özneye göre yine herhangi bir ek almıyor. Weir yapısı yine herhangi bir ek almıyor özneye göre değişmiyor. Burada tek bileceğimiz şey Şuldun geldiği cümleye dediğimiz gibi güçlü bir tavsiye anlamı kattı. Yağmur yağabilir. Ne yap sen şemsiyeni kendinle beraber al, birlikte götürsen kendinle birlikte. Neden? Çünkü yağmur yağdığında ıslanma ne yapmış oluyorum? Çok güçlü bir tavsiyede bulunmuş oluyorum. Şutlu cümleyle Yine ohçu da benzer bir şekilde kullanılabilir. Yani you should ve you ought kullanabiliriz. Ohçu biraz daha yani daha az kullanılan bir yapı. Biz daha çok should'u kullanıyoruz açıkçası cümlelerde ama ohçunun da anlamı yine should'la aynı anlamda. Yani you ought to wear a scarf yine eşarbını giymelisin anlamında. Ama dediğimiz gibi bunlar zorunluluk değil. Tavsiye anlamındaki melimalı anlamları. Bir de if I were you var. Hani bu senin yerinde olsaydım yapısı açıkçası yani ben senin yerinde olsaydım bu da aslında bir tavsiye cümlelerinde kullanılabilen bir yapı mesela karşıdakiyle konuşmanızda işte ben senin yerinde olsaydım bu işi alırdım gibi bir cümle kurduğunuzda ne demiş oluyorsunuz? Aslında I will take it diyerek cümlenizde ona tavsiyede bulunmuş oluyorsunuz. Ama burada tabi dikkat edeceğiniz şey if I were you'lu yapıların aslında geçmiş zaman gibi gözüküp şimdi ile ilgili neler verdi tavsiyeler verdiği olması gerekiyor cümlelerde de ikinci kısımda da if I were you kullanacaksanız fiilden önce I would yapısını kullanmanız gerekir. E, o geçmiş zaman yapısı izlenimini vermek için. Ama dediğimiz gibi yine bugünle ilgili. Mesela senin yerinde olsaydım bunu satın almazdım demiş. Bakın son örnekte I wouldn't buy demiş. Buydan önce would yapısını kullanmış. E, burada da bu kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor if I were you için ama anlam olarak dediğimiz gibi bu da bir öneri anlamına geliyor. Headbatter da var demiştik en başta. Headbatter'ın anlamı şu. Çok acil bir durum var. Çok işte yine güçlü bir tavsiye vereceksiniz ama acil durum için. Mesela çocuklar geç kalmak üzereler okula. Ya saat zaten çoktan 8.45 oldu gibi bir yapı var. Bu tür yapılarda işte headbatter ya da kısaltılmış yok yetbatter yani sadece D ile birleştirip better da yazabilirsiniz. Şu şimdi okul için ayrılmalısınız hani çıkmalısınız artık gibi ne durumu var? Bir acil tavsiye durumu var açıkçası burada. Kult ise e, sadece geçmiş yeteneklerden ya da ricadan bahsederken kullanmıyoruz. Aynı zamanda bir durum var karşımızda. Bu duruma karşı e, mesela e, ihtimaller olan bir şeyde bulunacağız. Çözüm önerisinde bulunacağız. İşte arabasını sevmeyen, nefret eden biri var karşımızda. I hate my car demiş. Karşıdakine biz you could get an ivan diyerek aslında ona seçenekler sunuyoruz. Yani Selma problemini çözebilirsin. Nasıl çözebilirsin? Yeni bir tane alabilirsin. Buradaki kulun anlamı bu. Yine ebilmek, abilmek anlamında ama anlam olarak ne veriyorsunuz siz karşıdakine? Bir problemi var. Bu problemini bu şekilde çözebilirsin. Yani işte İngilizce öğrenebilirdik. öğrenebiliriz ya da gelecek yıl Kanada'da yine bir ne var burada? Çözüm önerisi var bir duruma karşı ya da işte kolejde fil e, fen ya da bilim okuyabilirsin e, gibi bir anlam var yine kultta. Dediğimiz gibi e, karşılı karşıdaki kişi için biz ihtimalleri, çözüm önerilerini sıralarken kultu bu şekilde kullanabiliriz. E evet, yine tavsiyede kult or yapısı da kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir? İşte akşam arkadaşlarım gelecek akşam yemeği için ama fırınım kır bozuk diyen birisi var karşımızda. Fırını bozuk olan birisine ne Öneride bulunacağız. İşte salata yapabilirsin veya pizza sipariş edebiliriz. Burada iki yapı da ayrı olduğu için we could make, we could order şeklinde iki cümledeki özneyi de, fiilleri de ayrı ayrı kullanmış. Araya da bir or koymuş. Bu or ne demek? Verdiğim tavsiyenin iki alternatifi var demek. Fiillerimiz ortaksa direkt you could make a curry or lasagna şeklinde mesaj cevap vermiş Altta alttaki. Neden? Çünkü ikisini de make yapısı ya da where yapısı son örnekte aynı olduğu için uzatmasına gerek yok sadece orla cümleyi de bağlayabilir Tekrar etmeden Anlam dediğimiz gibi ne burada iki şey arasından seçebilirsin yine kult yapısında Evet tavsiyeler verirken yine kullanacağımız yapıların tabii bir de güçlülük durumları var Yani Daha işte güçlü ama daha zayıf Anlamında Anlamına gelebiliyor kullanıldığı cümlelere göre mesela Kult ve might genel bir işte tavsiye verirken kullanılan yapı. Yani you could visit the park. Mesela parkı ziyaret edebilirsin. Hani daha güçlü bir tavsiyede bulunacaksak Kult ve might yerine should ve Ohtu'yu tercih ediyoruz. Yani sen işte kaleye gitmelisin. O harika gibi bir anlamda should ve ought'u dediğimiz gibi biraz daha güçlü bir tavsiye. Çok çok güçlü bir tavsiye vereceksiniz de must'ı kullanıyorsunuz. Must zaten bir zorunluluk yapısı aslında ama tavsiyelerde de you must visit the palace dediğimizde hani muhakkak ziyaret etmelisin sarayı anlamına geliyor. Bunların başına tabii should'un, ought'un, must'ın başına really ekleyerek daha da vurgu yapabiliriz bu durumlara. Yani you really should şeklinde really ile artırılabilir durumlar. Zorlu, zorunluluk durumlarında ise obligation durumlarında ise must ve have to kullanılıyor. Bunların da tabi belli farkları var. Şimdi herhangi bir zorunluluk durumunda açıkçası must ve have to'yu aynı cümle içinde kullanabilirsiniz. You have to, you must dedikten sonra yine fiilin birinci anı yazabilirsiniz. Ama mustn't ve don't have to'yu kullanırken dikkatli olacaksınız. İkisi normalde aynı anlama gelse de zorunlulukta olumsuz halleri birbirlerinden çok farklı. You mustn't get your bandage wet dediğinde burada anlatılan durum sen bunu yapmamalısın. Yani sen kesinlikle bu yaptığın şeyden vazgeçmelisin. Bu işi yapmamalısın anlamı katarken you don't have to'nun anlamı çok farklılaşıyor. Don't have to'nun anlamı senin bu işi yapmana gerek yok. Yani mesela ayakları iyileşmiş işte artık senin tekrar gelmene gerek yok. Buna ihtiyacın yok anlamı katıyor. Bakın birbirlerinden çok farklı anlamdalar. O yüzden olumsuzlarını kullanırken dikkat edeceğiz bu yapının. Yani Olumluları aynı anlamda olmasına rağmen. Tabi he, she, it'ten sonra have to'nun has to olarak değişeceğini de söyleyelim burada. Normalde model'lar çok değişmiyorlar özneye göre hatta hiç değişmiyorlar demiştik ama have to yapısı he, she, it'te has to haline geliyor 3. tekil öznelerde. Bunun da kullanımına dikkat edelim. Yine olumsuz halinde doesn't ve don't have to yapılarını Kullanmamız gerekiyor have to ile beraber Normalde modalslarımız biliyorsunuz Kendilerinden sonra not alıyordu ama have to yapıları Doesn't, don't soruları oluştururken de do ve does da Oluşturmamız gerekiyor Mustn't ile ilgili diğer örneğimizde bakarsanız işte e, Sınav sırasında mesela Hesap makinesinin kullanılması yasaksa You mustn't use yapısını kullanıyoruz Kullanmamalısın yani bu yasaktır anlamında Ama zaten siz yaparsınız. Yani çok da gerek yok, ihtiyacınız yok bu hesap makinesini kullanmaya ama yasak da değil. İsterseniz kullanabilirsiniz anlamı katmak için ise. Gerekli değil anlamında ise you don't have to yapısını kullanıyorsunuz. Birbirlerinin anlam olarak çok farklar. Gelecek zaman yapılarında must devreden çıkıyor. Eğer gelecekle ilgili bir zorunluluk belirtecekseniz will have to yapısını kullanıyorsunuz. Will must diye bir yapı yok onu da söyleyelim. Gelecekte herkes şöyle yapmak zorunda olacak derken ya da şöyle yapmamak zorunda olacak derken de bu sefer will not have to yapısını kullanıyorsunuz. Geçmişteki yapılar için ise didn't have to yapısını yani yine have to'yu kullanıyoruz ama bu sefer doesn't ya da don't to didn't yapıyoruz ya da have to yapımızı had to haline getiriyoruz. Bakın had to aynı have geçmiş zaman hali gibi had haline geliyor. Geçmiş zamanda da yine must yapısıyla ilgili herhangi bir kullanım yok zorunlulukta. Evet speculation and deduction dediği şey şu speculation işte bir konu hakkında bilmiyorsunuz ama ihtimalleri anlatacaksınız. Bu ihtimalleri anlatırken kullanacağımız yapıları konuşacağız. Deduction ise çıkarım yapmak demiştik az önce de. Mesela ilk örneğimizde John işte ayağını incitmiş görüyorsunuz zaten. It might ya da it could kullandığınızda it could be broken. Ne yaptınız? Bir spekülasyon yaptınız. Olayın aslında bilmiyorsunuz ama ne diyorsunuz? Kırılmış olabilir diyorsunuz. Ya da işte ayağı şişmiş. E, ayağı çok şişmemiş diyor pardon. Very not very swollen demiş. Çok şişmemiş. Doğal olarak yine ne yaptınız? Might not be serious diyerek çok ciddi bir şey değildir büyük ihtimalle diyorsunuz. Yine çıkarım yapıyorsunuz. Ama tam emin değilsiniz bu durumdan. Yani kesinlik belirtmiyor might yapıları. Must yapısı ise şimdiyle ilgili bir spekülasyonda bulunuyorsunuz. Must'ta must biraz daha tabii anlam olarak böyle olmalı gibi bir anlam katıyor. Yani şu anda John evde sıkılmış olmalı. Çünkü genelde çok aktif biridir. Aktif biri olduğu için de sıkılıyor olmalı. Size bu çıkarımı yapmak için yani maslı bir çıkarımı yapmak için büyük bir ipucu var. Doğal olarak mast kullanıyorsunuz. Kant ya da Kent ise yani cannot yapımız kullanıldığında ise kesinlikle imkansız anlamı katan bir yapı onu da söyleyelim. Yani ayağı kırılmış olamaz diyeceksiniz. Böyle bir imkanı yok diyeceksiniz. Burada da kant ya da kenatı kullanıyorsunuz. Çünkü doktora yürüyerek gitti. Yani bu ihtimal kesinlikle söz konusu olamaz. Impossible anlamı katıyor denildiği gibi. Geçmiş zamanla ilgili yine çıkarımlarda bulunurken ise şunları yapıyoruz. Model verbslerimizi kullanıyoruz. Arkasından tıpkı present perfect tense'de olduğu gibi have yapısını kullanıyoruz. Bakın hepsinden sonra have kullanıyoruz. Ve fiillerin üçüncü halleri ya da id takılı hali dediğimiz past participle hallerini kullanıyoruz. Burada da anlamlar değişiyor. Mesela must have ve fiilin üçüncü hali kullanıldığında mesela must have taken him onu almış götürmüş olmalılar. Birden ortadan kayboldu. Yani uzaylılar kaçırmış olmalı dediğinizde must have taken yine anlam olarak emin olduğunuz bir cümleyi kurarken kullanılan bir yapı böyle olmalı anlamı katıyor must have taken might may could have taken ise anlam olarak çok emin değilim. Yani böyle olmuş olabilir. Yani belki başka bir gezegene götürmüş olabilirler derken yine might, may ve could'u have ve fiilin üçüncü haliyle kullanabilirsiniz. Anlamları aynıdır. Üçü de emin olmadığınız bir konu hakkında geçmişte spekülasyon yaparken kullanılır. Can't ve could ise olmuş olamaz anlamında e, uzaylılar kaçırmış olamazlar. Çünkü uzaylılar yoklar, var olmuyorlar gibi bir anlamda kullanacaksınız. Bu sefer yani can't have, couldn't have yapılarını kullanıyorsunuz. Kesinlikle böyle olmuş olamaz anlamı katıyor cümleye bunlar. Might have dropped yine geçmiş zamandaki ne dedik ihtimalleri belirten yapılar. İşte ben neyimi bulamıyorum, pusulamı bulamıyorum düşürmüş olabilirim diyeceksiniz. Geçmiş zamandaki ihtimalleri anlatırken might have dropped az önce de görmüştük. Şimdiki ihtimalleri anlatırken yine might bir yapısını kullanabilirsiniz. İhtimal belirtir, düşük bir ihtimal belirtir ama işte rotayı hatırlamıyorum kaybolmuş olabiliriz demiş. Gelecekle ilgili de yine kullanırken yine herhangi bir değişiklik yapmadan might'i kullanabilirsiniz. Yani might gelecek halinde de yine şimdiki zamandaki hali gibi, geniş zaman hali gibi kendisi ve kendisinden sonra fiili aynı şekilde alıyor. Hiçbir değişiklik yok. Mesela kar yağacak böyle bir ihtimali belirtiyorsunuz gelecek zamanda. Sadece might snow yeterli bu cümle için. Yine emin olmadığınız bir durum varsa might yapısını burada da kullanabilirsiniz. Çok emin değilim. I might take the bus from. Belki otobüsle eve dönerim ya da işte daha fazla pizza yiyebilirim gibi bir cümle kurmak istiyorsunuz. Emin değilsiniz. Bu emin olmadığınız durumu daha vurgulamak istiyorsanız might'li bir cümle kurabilirsiniz. Evet geçmişteki yine ihtimalleri belirtirken might, may ve could'u kullanabiliriz demiştik. Nedir işte fotokopi makinesi çalışmıyor ne olabilir? Kağıdı bitmiş olabilir ihtimali söylediniz böyle bir ihtimal var dediniz. Ama dikkat edin üçü olumlu halde aynı anlamdayken olumsuzdan may not ve might not aynı anlamda ama could not have'in Anlamı farklı neden farklı might not ya da may not have böyle olmuş olamaz yani böyle bir ihtimal yani ihtimal dahili de ama yani ben onu doğru taktım burada ihtimalin neyinden bahsediliyor böyle bir ihtimal olabilir anlamı katıyorsunuz might not ve may not da bir kez daha söyleyelim sen onu doğru bir şekilde takmış olamazsın yani. Bunu tabi tam Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama böyle bir ihtimal var, possible, böyle bir ihtimal ihtimal anlamında daha çok kullanıyoruz. Ama kutnaç kullanacağınız yapıdan kesin emin olduğunuz yapılarda kant ya da kutnatı kullanıyorsunuz demiştik zaten az önce. Yani böyle olmuş olamaz. Yani sen işte mürekkebi doğru bir şekilde değiştirmiş olamazsın. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Kesin eminim anlamında kutnatın anlamı burada olumsuz da değişiyor. Maynat ve meynata göre.